Mutlu geceler. Günden Güne programıyla karşınızdayız. Yerel seçimlere 20 gün kaldı. Bir haftayı daha arkamızda bıraktık ve artık önümüzde sadece 3 hafta kaldı. 3 hafta sonra yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Bu arada Afyonkarahisar'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Devletin zirvesinden Afyonkarahisar'a ziyaretler sıklaşıyor. Yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afyonkarahisar'da olacak. Yerel seçimlerle alakalı çalışmalarda bulunacak. Valilik, belediye, AK Parti ziyaretleri olacak Bakan Akar'ın ve Cuma günü de Sağlık Bakanımızın gelmesi bekleniyor. Milletvekillerimiz de aynı şekilde farklı noktalarda çalışmaya devam ediyor. Sayın Özkaya İhsaniye beldelerindeydi. Sayın Taytak Sandıklı Akar'ımda miting havasında geçen bir toplantı yaptı. Yarın İstiklal Marşımızın kabul edilmesinin yıl dönümü Afyon Protokolü de birer mesaj yayınladılar. Afyonkarahisar'ın farklı noktalarında da yarın programlar olacak. Bizler de ekranlara taşıyacağız bu programları. Aynı şekilde Bakan Akar'ın programlarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Tüm detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. Şimdi gündeme geçelim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisince Şırnak'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı konuşmasında ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler getirdi. Suriyeli göçmenler üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslendi. Adamın ciğerinde şefkat yok dedi. Kardeşlerim, bu ülke hepimizindir. Bu bayrak hepimizindir. Bu ezan hepimizindir. Bu devlet hepimizindir. İşte bunun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Ne demek tek millet? Bu ülkede yaşayan herkes, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Yürcüsüyle, Romanıyla, etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Bizim millet anlayışımız budur. İyi bilirsiniz. Milleti İbrahim, tek millet. Tek bayrak diyoruz. Bu bayrağa rengini veren şehit kanları, hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Çanakkale'ye gidin, ülkemizin ve coğrafyamızın dört bir yanındaki şehitliklerimize gidin, göreceğiniz budur. Aynı şekilde terörle mücadelede 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize bakın. 81 vilayetimizin her birinden evlatlarımızı, kardeşlerimizi görürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimize yapanlar alçağın ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için ne diyoruz? Tek vatan. Bu ülkenin 780 bin kilometre karesinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize, mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. Ne diyoruz? Tek devlet. Bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yoktur. Hiç kimse bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. Kendine başka devlet arayan, evet, istediği yere gidebilir. Ama şunu da unutmayın. Bugün ister Irak'ta olsun, ister Suriye'de olsun, bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz, Türkmen kardeşimiz, hangi kökenden olursa olsun, başı sıkıştığında aklına gelen ilk gideceği yer neresi? Türkiye. Kobani'den gelenler nereye geldi? Türkiye. Şu anda Kobani'den gelenlerden 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Türkiye'de. Biz onlara Kürt demedik ki. Suriye'den bunlar kaçmak zorunda kaldıysa bunlara ev sahipliği yapacağız dedik. Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci nerede? Türkiye'de. Biz bunları ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Evet, dün Antalya'da öyle diyor. Diyor ki, bak siz diyor burada vergi ödüyorsunuz.
Suriye'den gelenler ödüyor mu diyor. Hale bak ya, hale bak. Ya bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Ya bunlar gelip eğer bize sığındıysalar biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız? Biz bunlara bakmayacak mıyız? Ama adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. İhtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz. Yaptığımız bu. Kardeşlerim, bu devlet işte böyle bir devlettir. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir. Bu devlet işte böyle müşfik bir devlettir. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. Geçelim ana muhalefet cephesine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim'de gerçekleştirdiği sanatçı buluşmasına katılarak İstanbul'un kültür ve sanat kenti olarak çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında sanatçılar bizi bazen eleştiriyor, biz o eleştirilere de saygı duyacağız ifadelerine yer verdi. Sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu taşımak ayrı bir olaydır. Ve en zor şey de sanatçılarla birlikte olup sanatçılara konuşmaktır. Zor alanlardan birisidir. Çünkü sanatçı eleştirel kültürle beslenir. Güce bağlılık göstermez, tam tersine zayıftan yana, güçsüzden yana, hakkını arayandan yana bir şekilde kendisini orada konumlandırır ve mücadelesini o çerçevede yapar. Baskıya direnir. Rüzgara karşı yürüyen kişidir aynı zamanda sanatçı. Dolayısıyla böyle bir kimliği vardır sanatçının. Zaman zaman biz sanat dünyasını olabildiğince izlemeye de çalışıyoruz. Bize yönelik eleştiriler de gelir. O eleştirilerin tamamını, ama tamamını büyük bir dikkatle okurum. Çünkü her eleştirinin, bize yönelik her eleştirinin samimi olarak yapıldığına inanırım. Varsa bir eksikliğimiz, o eksikliğimizi de gidermeye çalışırız. Gerek parti olarak sanata bakış açımız, gerek belediye başkanlarımızın sanat ve kültür dünyasına bakış açıları olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Yani daha iyi, daha güzel bir şeyler yapmaya, bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları sanatta, kültürle buluşturmak gibi bir rolümüz var. Belediye başkanlarının da böyle bir rolü var. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir kararı var zaten. Beylikdüzü'nde çok güzel şeyler yaptı. Belki sanat dünyamız bunu belki daha yakından da izliyordur. Ama İstanbul aynı zamanda bir kültür, bir tarih kenti. Bir sanat kenti olmalı İstanbul. Bunu yapacaktır, ben kesinlikle inanıyorum. Ekrem Bey'in böyle bir düşü var, o düşü hayata geçirecektir. Gerçekten de Türkiye için çok ama çok güzel şeyler yapıyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz. Sinema filmlerini eleştirenlerle sinemayı sevmeye başladım ortaokul, lise yıllarında. Dolayısıyla sanatçılık, gerçekten de sanat ayrı bir dünya, ayrı bir keyif. Oraya baktığınız zaman ne söylesek aslında az sanatçılar için. Çünkü onlar arada bir bizi vuracaklardır, bizi eleştireceklerdir. Dediğim gibi eleştirirken de hakkı teslim ederek bazen eleştiriyorlar. Dolayısıyla biz bütün o eleştirilere de her zaman saygı duyacağız. İstanbul'u aydınlatmak istiyoruz. İstanbul'u. Aydınlatacak olanlar sizlersiniz. İstanbul'u bir dünya markası haline getirecek olanlar da sizlersiniz. Gökdelenler bir kenti marka yapmıyor maalesef. Kenti kent yapan tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, sanatıyla, kültürüyledir. Hep imrenirim. Paris'te gidersiniz, belli meydanlar vardır, ressamlar orada resim yaparlar diye. Neden İstanbul böyle bir yer değil? Neden İstanbul'da böyle bir yer yok? Neden İstanbul'da sanatçılara, ressamlara böyle bir alan açılmıyor diye? Hep merak ederim. İnşallah bunların tamamını, ama tamamını gerçekleştirme kararlılığında Sayın Ekrem İmamoğlu, öyle mi Sayın Başkanım? Geçelim gündemin belki de en önemli konusunda. Taksim'de 8 Mart'ta ezanın ıslıklanması ve bir miting esnasında Selah hakkında ve din görevlisi müezzin hakkında hiç de hoş olmayan sözler söylenmişti.
Bu konu hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısındaki konuşmasında Öztrak, "Ezan milletimizin kutsalıdır" dedi ve Balıkesir Edremit Belediye Başkan adaylarının önemli bir hata yaptığını dile getirdi ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. Ezan milletimizin kutsalıdır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dizelerini biz İstiklal Marşı yapmışız. Dünya üzerinde ezansız bir vakit yoktur. Bir yerde ezan susarken başka bir yerde ezan okunmaya başlar. Dolayısıyla ezan milletimizin kutsalıdır. Hiçbir kimsenin de, milletimizin hiçbir ferdinin de ne ezanı Muhammedi ne de diğer kutsallarla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Zaten yürüyüşü düzenleyen kadın örgütlerimiz bu konuda bir açıklamada yapmışlardır. O gürültünün, o düdüklerin kendilerini meydana girmelerini engellemeye çalışan polisleri protesto etmek amacıyla yapıldığını ifade etmişlerdir. Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye geçmişte bir kabataş olayını yaşamıştır. Ama milletimizin sağduyusu nedeniyle de kabataş gibi ağır bir provokasyon dahi milletimizi birbirine düşürememiştir. Bakın 3-5 tane belediye kaybetmeyeceğim diye milleti bu şekilde provoke ederek birbirine düşürmeye çalışmak, nefret tohumları ekmek hiçbir işe yaramaz. Hele hele bunu yapan, üstüne Cumhurbaşkanı gömleğini giymiş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanıysa bunları söyleyen, o hiç olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı gömleği varsa üstünde, milletin birliğini ve beraberliğini sağlamakla yükümlüdür. Açıkçası şunu söyleyeyim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yandaş basınında çalışan köşe yazarları dahi bu işin doğru olmadığını söylerken Cumhurbaşkanı'nın bunların gerisine düşmesi aslında seçim kaybetme korkusunun nerelere kadar ulaştığını açık seçik göstermektedir. Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Şimdi bu açıklama yapıldı. Bu açıklamadan dakikalar sonra Öztrak bir düzeltme yaptı. Edremit Belediye Başkan adayımızın disipline sevk edildiğini sehven söyledik. Yani yanlışlık oldu dedi. Disipline sevk edilen eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur dendi Öztrak ve CHP tarafından. Seçim ofisinin açılışına katıldığı seçim açılışında konuşan Devlet Bahçeli konuşmasında döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye ele uçturan siyasi iş portacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır ifadelerine yer verdi. Gelin görün ki zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı. Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açtılar. Bölücü başının heykelini dikmek isteyen bir teröristi meşru görenler. Aziz milletimizin %52 oyuyla seçilen Sayın Cumhurbaşkanını meşru görmediklerini küstahça söylediler. Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı, emperyalizmin kuryesi bir siyasetin bekçiliğine soyundular. Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçiğe tahammülsüzdü. Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi isportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardı. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. Yerli ve milli siyaseti sindiremeyenler aynı kümede birleşti.
İnanıyorum ki 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak Cumhur'un karar ve tokadını inşallah bir kez daha tadacaklardır. Soruyorum sizlere, Cumhur İttifakı'na destek verecek misiniz? Zillete gününü gösterecek misiniz? Hezimet faillerine güçlü bir Osmanlı şamarı indirecek misiniz? İşte Cumhur İttifakı, işte Etimesgut. İşte Cumhur İttifakı, işte Ankara. İşte Cumhur İttifakı, işte asalet, işte adalet, işte milli ahlak. Hiç kimse fıtrat değişti sanmasın. Kan aynıdır, kader aynıdır, millet aynıdır, kahramanlık aynıdır, ruh aynıdır. Nitekim Etimesgut'ta toplanmıştır. Değerli vatandaşlarım, aziz Etimesgutlular, 31 Mart 2019 tarihinde sandık başına gideceğiz. Yerel yönetimlerde iş başına gelecek kadroları belirleyeceğiz. Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir ve geleceğimizi yakından ilgilendirmektedir. 2023 Lider Ülke Türkiye hedefine doğru emin adımlarla yol aldığımız bir süreçte yürüyüşümüz kesilmek isteniyor. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminden bu yana beka mücadelemizi sulandırmak isteyenler teyakkuz halinde. Belediye seçimlerinin beka sorunu olmadığını ifade eden Zillet İttifakı ülkemiz için tek kelimeyle milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bunların Türkiye ve Türk milletinin istiklal ve istikbali diye bir dertleri yoktur. PYD, YPG, PKK'yı sorun olarak görmezler. ABD'nin ekonomik dayatmalarında mutluluk duyarlar. Küresel finans baronlarına şapka çıkarırlar. Bu çevrelerle aynı hizaya, aynı safa girerler. Bunlara kalırsa Türkiye tarihi haklarından vazgeçmelidir. Ekonomik tetikçilere boyun eğmelidir. Terörle mücadele kesintiye uğramalıdır. Zillet İttifakı'nın beklentisi bu yöndedir. İstek ve hedefleri budur. Bunlar teslimiyetçidir. Tavizkardır, acizdir, köhnemiştir. Bizden istenen bin yıldır sahip olduğumuz vatanımızda misafir gibi kalmaksa eğer bunu ayaklarımızın altına alır çiğneriz. Sınırımızın yanı başında terör devleti kurmak isteniyorsa seyirci kalamayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli de miting çalışmalarına başladı. Belki de yakın zamanda kendisini Afyonkarahisar'da da göreceğiz. Sıradaki haberle devam ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a giderken Samsun'un Havza ilçesinde bir tesiste partililerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada Akşener'e partililer tarafından Havza semaveri ve tablo hediye edildi. Burada gazetecilere açıklama yapan Akşener, Türk milletine bir meral değil bin meral feda olsun ifadelerini kullandı. Saddam rejiminin ne olduğunu gördünüz. Demokrasi olmazsa ekonomi olmaz. Hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Hukukun üstünlüğü olmazsa adalet olmaz. Nedir bu? Şimdi Türk sözüne alerji duyuyor. Türk milliyetçinin ayağının altına aldı. Ülkücüler zaten Fatiha bilmezdi. Soru bir. Türk milliyetçinin üstünden ayağını kaldırdın mı? İki, bu ülkücüler Fatiha'yı öğrendi mi? Okuyorlar mı artık? Öğrendiler mi? Üç, bu dört tek neye ait? Şu Türk sözünü bir söyle. Söyle, söz güzellik yapacağım. Şimdi söyleyemedi bugün sosyal medya hesabından hem de Cumhurbaşkanlığı hesabından tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrağı açıklamış, içinde Türk sözü yok. Hani dedi ya bana televizyonda, Afyon'a gelmedi bizi sattı gitti diye. Aha da şimdi cevap vereyim. Muhterem,
sen Afyon'daki toplantında, tüzüğünde ve programında Türk sözü geçsin mi, geçmesin mi, kaç kere geçsin diye oylattın mı, oylatmadın mı? Oylattın, oylattın. Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapse olacaksak, bu millete, Türk milletine bir meral değil, bin meral feda olsun be. Sana mı boyun eğeceğim? Sana mı boyun eğeceğim ben? Elinden geleni adına koyma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyon'da partimizi kurarken bizi sattı, ortadan kayboldu demişti Meral Akşener için. Akşener'de bu sözlerle cevap verdi Cumhurbaşkanı'na. Yerel gündeme geçiyoruz. Seçim ziyaretlerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak hafta sonu ilçelerdeydi. Sandıklı'nın Akarın beldesindeki ziyareti miting havasında gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak hafta sonu Sultandağ, Işıklar, Çobanlar, Kocaöz, Akören'den sonra Akarın beldesindeydi. İşte Mekin, işte başkan! Mehmet Taytak! Recep Güven! MHP'li Taytak, MHP il teşkilatı üyeleriyle birlikte MHP Belediye Başkanı adayı Muzaffer Yönel için destek istedi. Yoğun bir kalabalığın katıldığı ziyaret miting alanına dönüştü ve alanda büyük bir coşku hakimdi. Muzaffer Yönel geliyor! Akarın altı Muzaffer Yönel'le buluşuyor! MHP milletvekili Mehmet Taytak burada bir konuşma yaptı. Devsel Dayanmasyon dedi ki arkadaşlar, şimdiye kadar bu pazar yerinin üzeri kapatılması gerekiyor muydu dedi. Gerekiyor dediler. Mutlaka kapatacağım dedi. Ben konuşurken dedim ki eğer Ankara'da yardım edemezsek ya da bu iller bankasına yardım alamazsak ya da il gelenmesi çözemezse Devsel Başkanım dedim cebinden yapacak dedi. Ziyarette MHP'li milletvekili Mehmet Taytağ'a olan ilgi gözlerden kaçmadı. Yüzlerce araçtan oluşan konvoyla beldede tur atan MHP'liler gövde gösterisinde bulundu. Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Hasan Hüseyin Uğurlu basın açıklamasında yeni projelerini açıkladı. Engelli nedir? Engelli kime denir? Sizce bedensel engeli olanlar mı engelli? Yoksa onlara bu hayatı yaşanamaz hale getirenler mi engelli? Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Hasan Hüseyin Uğurlu basın toplantısında konuştu. Gerçekçi, ayakları yere basan ve boş vaatlerden öte yaşanabilir bir Afyonkarahisar için projelerimizi açıkladık. Başkan adayı Uğurlu projelerini açıkladı. Engelli kardeşlerimizin hayatlarında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak ve onların hayatlarını daha rahat sağlamanın, daha rahat hareket etmeni sağlayacak projelerimiz olacak. Birinci projemiz engelsiz Afyonkarahisar projesi. İkinci projemiz engelsiz kafeler projesi. Engelsiz kafelerimizden bir tanesi sadece engelli vatandaşlarımızın çalıştığı ve gelirinin tamamının Afyonkarahisarlı engelliler için kullanılacak şekilde tasarlanacaktır. Üçüncü projemiz engellilere indirim ve muafiyetler projesi. Gençlere yönelik olan projelerimizden bahsetmek istiyorum. Birinci projemiz Gençlik Meclisleri projesi. Gençlik birimleri oluşturacağız. Bu birim bizzat belediye başkanı olarak
bizim tarafımızdan yönetilecek. İkinci projemiz gençlerle ilgili ücretsiz Wi-Fi'nin yaygınlaştırılması projemiz var. Üçüncü projemiz ücretsiz kariyer danışmanlığı projesi. Dördüncü projemiz ücretsiz mahalle, spor ve oyun merkezleri projesi. Bu ülke nüfusunun yarısını kadınlar oluşturur. Kalan yarısını da kadınlarımız yetiştiriyor. Dolayısıyla kadınlarımızın hayatımızdaki yeri çok çok önemli. Bizim de en önemli projelerimiz kadınlarımızla alakalı. Hanım meclisleriyle alakalı, hanım kardeşlerimizle alakalı. İlk projemiz hanım meclisleri projesi. İkinci projemiz ise el işi, göz nuru mağazalar projesi. Üçüncü projemiz hanımlarla alakalı olarak sanat ve meslek eğitimi projesi. Şehir planlaması ve imar çalışmaları projelerine yapacaklarımızı anlatmak istiyorum. İlk projemiz yeni nesil altyapı oluşumu. İkinci projemiz konut kooperatiflerinin destekleme projesi. 24 saat açık kalacak şekilde belediye bünyesinde bir basın ofisi oluşturacağız. Bakın konuşmasını ne diyerek kesti ve tepkisini ortaya koydu. Konuya da denk gelmiş oldu. Bizi ezana saygısız olarak göstermeye çalışan yandaş medya var. Müsaade buyursanız ezanı Muhammed'e okunuyor, dinleyelim hep beraber. Göreve gelirse ilk yapacağı şeyleri vurguladı belediye başkanı Dayı Uğurlu. 1 Nisan'da belediyeyi teslim aldığımızda ilk yapacağımız işlem, ilk icraat rozetimizi çıkartmak olacak. Daha sonra belediyenin kapısına rüşvet alan da veren de melundur. Bu tabelayı inşallah belediyenin kapısına ilk önce biz takacağız. Belediye binasındaki makam kapısını söktürmek olacak. Yapacağımız ikinci iş. Adaletli, hakkaniyetli ve ulaşılabilir bir yapıya, yönetim anlayışına Afyonkarahisar Belediye'mizde hakim kılmış olacağız. Afyonkarahisar'da hakim kılmış olacağız. İşin özü, Afyonkarahisar Milli Görüş Belediyeciliğine şaha kalkacak. Afyonkarahisar tarihinde görülmemiş yatırımlara imza atan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban bu süreçte filosuna kattığı iş makinesi, araç, gereç ve ekipmanlarla da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban 10 yıllık hizmet süresi boyunca sadece Afyonkarahisar Belediyesi'ne bugünkü rakamlarla yüntaş hariç 88 milyon TL değerinde 235 adet iş makinesi, araç, gereç ve ekipman kazandırdı. Yani şimdi arkadaşlarımızın artık 4x4 arazi araçları var, kamyonetleri var, binek araçları var, yine diğer her türlü ihtiyaç duyulan hizmet araçları var. Burhanettin Çoban, Yüntaş bünyesine alınan 30 milyon lira değerindeki araçlarla beraber 118 milyon lira değerindeki yaklaşık 300 adet araç, gereç ve iş makinesi filosunu Afyonkarahisar'ın hizmetine sundu. Kolay gelsin arkadaşlar. Selamünaleyküm. 2009 yılında Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait 100'e yakın araç, gereç, iş makinesinin bulunduğunu ifade eden Başkan Çoban, bu araçların birçoğunun ekonomik ömrünü tamamladığını ifade etti. Belediye birim müdürlerimizin dahi bindiği Toros arabalar vardı, inanın altı delik giderken yol gözüküyordu, asfalt gözüküyordu ya da toprak gözüküyordu. İlk defa alınan araçları anlattı. İlk defa asfalt kazı makinesi aldık, ilk defa dozer aldık, ilk defa hassas graderleri aldık, ilk defa son sistem asfalt finişerleri, wobble'lar, silindirler aldık. İlk defa itfaiyemize yüksek merdivenli ve teknolojik araçlar aldık. Binek araçlarımızın tamamını yeniledik. Göreve geldi 2009 yılında Afyonkarahisar Belediyesi'nin vidanjörünün dahi olmadığını kaydeden Başkan Çoban şöyle konuştu. Bugün belediyemizin son sistem 4 tane vidanjörü var. Yine çok hassas su kanalizasyon müdürlüğümüzün araçları var, gereçleri var. Robot teknolojisiyle, kamera sistemleriyle, hassas frekans kontrolü sistemlerle yer altını kontrol edebilen, gözetleyebilen sistemleri var. Biz belediyeye aldığımız bu araç gereçleri almaya kalksa kaç para dövmemiz lazım? Sadece belediye alan araç gereçlerin değeri 88 milyon TL'ye çıktı. Yine Yuntaş'a da aldığımız araç gereç iş makinesi toplam 30 milyon TL'dir. Yani biz 118 milyon TL'lik 10 yılda araç gereç iş makinesi almışız. Bunun bir rekor olduğunu belirten Çoban, kaliteyi artırdıklarını ifade etti. Bunlar gerçekten bir rekordur. Bu sayede tabii işlerimiz hızlandı, giderlerimiz azaldı, kalitemiz arttı. Düşünün. Asfalt sereceksiniz, elinizde bir doğru düz finişer yok, yani duyargaları çalışmıyor, sistemleri çalışmıyor. Böyle bir makineyle, finişerle 80 model asfalt sererseniz şehrin durumu ne olur?
hemen ne yaptık? 3 tane son sistem Vögele marka asfalt finişleri aldık. Bu sayede hem hızımız arttı, hem giderlerimiz azaldı, hem de kalitemiz arttı. Biz de Başkan Çoban'a 10 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Cuma günü ilk bölümünü yayınlamıştık. Afyonkocatepe Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Profesör Doktor Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın İtem Kadri Pektaş'la bir görüşme, bir röportaj gerçekleştirmiştik. Kendisiyle belediye nedir, yerel yönetimler nedir, kendi ağzından bir akademisyen olarak söylemesini, bir yasalara ya da o kendi deyimiyle yasalarda yer alan adıyla nedir, vatandaşın hakları nelerdir, vatandaşların hizmete katılma ya da seçtiğini denetleme gibi haklarından bahsetmişti. Bugün de çok önemli konular olan ikinci kısmını yayınlayacağız bu röportajın, ama öncesinde klasik olduğu üzere Gazete 3'ün yarınki sayısının başlıklarını aktaracağız. Efendim, Gazete 3 manşetten askeri birlik istiyoruz demiş bugün ilimize gelecek olan yarın, yani bugün sayılır tabii ki. Bugün ilimize gelecek olan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'dan Afyonluları olarak 3 istekte bulunuyoruz denmiş ve arkasından istekler sıralanmış. Milletimizin önemli bir değeri Afyonkarahisar Protokolü 12 Mart İstiklal Marşı kabulünün 98. yılı dolayısıyla birer mesaj yayınladı. Meclis olağanüstü toplanıyor. Afyonkarahisar Belediye Meclisi 14 Mart Perşembe günü olağanüstü toplanıyor. 4 tane kızıl elmamız var. Bu sözler Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu'na ait, hedefi olmayan milletlerin tarih sahnesinden silinmeye mahkum olduğunu söylemiş Sayın Eroğlu. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Masterlar Dernek üyeleriyle bir akşam yemeğinde bir araya gelen AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Başkan adayı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'a spor alanında çok ciddi yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak spora olan desteklerinin bundan sonra da süreceğini açıklamış. Efendim, Mehmet Emin Güzbey'in Takip isimli köşesine geçiyoruz. Kendisi Takip isimli köşesini Sayın Eroğlu'na ayırmış. Bakanımız Veysel Eroğlu, Afyon Belediyesi'ni AK Partili aday Mehmet Zeybek'in kazandığı takdirde şehri sivil toplum örgütleriyle birlikte yöneteceğini söylemekte demiş ve geniş bir yer ayırmış Sayın Eroğlu'na. Efendim, Gazete 3'ün yarınki sayısının başlıklarını da aktardık. Manşette Sayın Akar'ın yarınki ziyaretleri var. Şimdi bahsettiğimiz röportaja, Sayın Profesör Doktor Etem Kadri Pektaş'la yaptığımız söyleşiye geçeceğiz. Arkasından günün videosu ve günün fotoğrafıyla sizlere veda edeceğiz. Efendim, günden güneyi bu gecelik kapatıyoruz. Yarın gece görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın. Merhabalar günden güne izleyicileri. Programımızın bu geceki konuğu Afyonkocatepe Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Etem Kadri Pektaş. Hocam, teşekkür ediyoruz hem bizi konuk ettiğiniz için de programımıza konuk olduğunuz için. Estağfurullah. Siz de bizi teşrif ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Şunu sormak istiyorum. Sıkıntılı bir kavram, özellik. Şimdi yerel özellik ve idari vesayet tartışmaları, vesayet denetimi tartışmaları var. Sizin bu tartışmalar hakkındaki görüşünüz nedir? Şimdi özellik kavramı yanlış anlamaya sebep oluyor. Çünkü bunu yanlış algılatan bir kısım bir terör örgütü var ortada. Ama aslında özellik ne demek? Güç, elde biraz güç toplamak. Güç toplamak demek. Sizin bu konu hakkındaki görüşünüz nedir? Evet. Yerel yönetimler özel, nispi seviyede özel kuruluşlar. Ülkemiz için de böyle. Yani şu anda halihazırdaki Türkiye'deki yerel yönetim örgütlerinin gerek fiili anlamda, yani mevcut durumları bağlamında, gerekse yasal tanımları bağlamında özellikleri var. Aynı şekilde üniversitelerde özellikler. Şüphesiz. Ama konuyla ilgili olması bakımından ben iki örnek vereyim. Bizim belediye kanunumuz belediyeyi tanımlarken diyor ki, belde halkının mahalli müşteri ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan karar organı, yani belediye meclisi seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlıyor. Özeltir diyor yani. İdari ve mali özellik. Fark ettiğiniz üzere özelliğin, o sizin bahsettiğiniz tüyleri diken diken ettiği, rahatsızlık uyandırdığı, düşünülen, farklı yorumlanan, hatta bu aralar yerel seçim öncesi belki hani bel altı, belki de bilgisizlikten karşı tarafı zor durumda bırakmak amaçlı, bak işte özellik dedi falan demek ki niyeti kötü
türü değerlendirmelere de zemin hazırlayabiliyor. O özellik, yani bizim rahatsızlık duyma ihtimalimizin olduğu, toplumun belli kesimlerinde kaygı uyandıran özellik siyasal özellik. Yani federal sistemlerle ilgili bir özellik, yerel yönetim özelliği. Bizim ülkemiz üniter bir ülke, daha doğrusu devletimiz üniter bir devlet olduğu için zaten siyasal özellikten bahsetmek şu aşamada gerek siyasal anlamda, gerek toplumsal hassasiyetler anlamında, gerekse mevzuat anlamında mümkün değil. Yani buna şöyle bir ayrım yapabiliriz. Rusya Federasyonu ve onun alt birimleri, eyaletler, evet, alt birimi Bosna, değil. Yani bu bizde Bosna'da da var, Almanya'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire, dünyanın çok çeşitli ülkelerinde mevcut. Ama bizde böyle bir uygulama söz konusu değil. Peki özellik iyi bir şey mi? Şüphesiz öyle. Özellik eskinin ifadesiyle muhtariyet, yani kendi kendine, yani özelliğin otonomi, o İngilizce karşılığı, kendi kendine yasa yapmak gibi bir anlam taşıyor ama ıstılahi uygulamadaki anlamı şu. İdari özellik, ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili faaliyetleri yürütürken, personelini istihdam ederken, efendim örgütünü kurarken ve bunları uygularken merkezden mümkün mertebe bağımsız hareket edebilme kabiliyeti. Yani kendi kendine politika belirleyebilme, örgüt kurabilme ve bunları uygulayabilme kabiliyeti. Şüphesiz ki yani yereldeki kişilerin, yerelin sorunlarını, buna ait çözümleri merkezden daha iyi bilecekleri kesin. Evet. Şöyle bir şey var Kadir Bey. Yerel yöneticiler, özel idarenin başındaki valiyi hariç tutarak söylüyorum. Onunla ilgili bir şerhimiz var ama herhalde konumuz olmadığı için onunla ilgili görüş belirtme imkanım olmayacak. Seçilmiş kişiler. Seçilenler, seçenlere karşı kendilerini borçlu hissederler, sorumlu hissederler ve hele önünde tekrar bir seçim sandığı konacağına ilişkin bir gerçeklik varsa da onların memnuniyetini sağlamak için tüm enerjilerini, çabalarını sarf ederler. Bu şu anlama geliyor. Zaten yerel yöneticiler halkın beklentilerine cevap vermek için gereken her türlü enerjilerini sarf ediyor. Sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi sorunu tespit etme anlamında da, çözüm geliştirme anlamında da, kaynakları kullanmada sağlanacak kaynak tasarrufu bağlamında da son derece elverişli müesseseler. Bu yüzden de onlara bu noktada bir inisiyatif sağlama isabetli bir tercih olur. Nitekim bizim mevzuatımız da idari vesayeti, yani bir bakıma şeyin özelliğin biraz karşıtı bir kavram. Vesayeti de öngörüyor. Anayasamız belli açılardan merkez yönetimin yerel yönetim denetlemesini istiyor. Belli konulardaki kararlarını onaylama yetkisi veriyor. Şu anda hali hazırda da var birçok konu. İşte diyelim ki mahalle adını merkez yönetim onaylamadan koyamıyorsunuz. Cadde, sokak, bulvar, meydan adını koyamıyorsunuz. Meclis belirliyor da mülki amir onaylıyor. Buna itirazımız yok. Ama inisiyatif de veriyor. Söz gelimi siz hizmet birimlerini dilediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Diyelim ki bir belediyede fen işleri, yazı işleri, mali işler, zabıta zorunlu. Bunları mutlaka kuracaksın diyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İyi bir şey. Yani bir bakıma merkez yönetim diyor ki bunlar olmazsa olmaz. Bunu kur, diğerini kur istiyorsan, kur, istiyorsan kurma. Yapma. Bu arada mesela itfaiyeyi de zorunlu kılsa iyi olmaz mıydı? Bence iyi olurdu. İtfaiye de olmazsa olmaz. Yani evet. O zaman ben şimdi özellik karşıtı gibi olmuş oldum yani, değil mi? Yani itfaiye kurmak istemiyor ben ama hayır zorla kurdurtuyorum. Ama olmazsa olmaz gerçekten acil yardım bağlamında. İdari özellik şart. Bunun geliştirilmesi lazım. Mali özellik evet şart. Biraz önce arz etmeye çalıştım. Yerel yönetimlerin merkez yönetim genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından aldığı pay %6,5. Hani bir de %6'lık bir şey payı var. Onu evet, onu unutmadan söylemiş olalım. Yani bu çok az. Çok az. Bunun artırılması lazım ki yerel yönetimler daha rahat hizmet sunabilsinler. Mali açıdan merkeze bağımsız olabilsin. Merkezden bağımsız da hareket edebilsinler. Tanım olarak da söylemek gerekirse mali özellikte bütçesini kendisinin belirleyebilmesi. Yani neleri toplayacağım, bunları nerelere harcayacağım, bu sorunun cevabını rahatlıkla kendisini verebilmesi ve mümkünse hizmetlerini yapacak mali kaynaklara, öz kaynaklara sahip olması. Şu anda ülkemizde bu kaynaklara sahip mi yerel yönetimler?
Maalesef hayır. Merkeze bağımlı. Hele küçük güçsüz belediyeler için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ne sağlıyor merkez yönetime? Yerel yönetimin kendisine bağımlı olmasını sağlıyor. O yüzden kimi, eğer izin verirseniz söylemek istiyorum, kimi adaylar, hatta hatırlıyorum Ahmet Özal da bunu kullanmıştı maalesef. İşte eli kolu bağlı belediye başkanı ister misiniz? Ya da işte hükümetin, hükümeti oluşturan partiyle uyumlu olması büyük avantajlar sağlayacak. Bunun farkında olun. Aksi takdirde size kaynak gelmez. Vesaire. Yani çünkü bağımlıyız ya yerel yönetimler olarak gelir bağlamında merkezi yönetime büyük ölçüde hizmetlerin yürütülmesinde. Bunun bir handikap olduğunu düşünüyorum. Bu bir gerçeklik gerçekten de. Yani doğruyu söylüyorlar aslında. Evet. Ama hani siyasal etki açıdan hangi seviyede isabetli olur onu bilmiyorum. Yani rahmetli Özal'ı da rahmetle anlıyorum ama bu tercihinin yanlış olduğunu da ifade etmem lazım. Aslında bu bir gerçeklik ama vatandaş üzerinde bu söylemin etkisi negatif olacak. Yani işin doğrusu vatandaş daha korkup da ondan sonra gideyim bari ben oy vereyim falan der mi? Onu da tam bilmiyorum. Yani çünkü biz vatandaş olarak pek hoşlanmayız da dayatmalardan. Sosyolojik bir araştırma. Evet. Ne tür etkisi olduğunu bilmiyorum ama bir gerçek. Onu söylememiz lazım. Yani yerel yönetimle merkez yönetim arasında uyum olması ideal bir şeydir. Giderseniz kapılar açıktır. Yani görüşebilirsiniz bakanla da, milletvekiliyle de, bakan, efendim diğer bürokratlarla da. Bu arada özellikle ilgili bir şeyi de ifade etmeme izin verin lütfen. O da şu, Türkiye özellikle ilgili en önemli uluslararası belgelerden birisi olan Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nı imzaladı. Hem de ne zaman? 1988 yılında. Siz kaç yaşındasınız bilmiyorum ama yani uzun yıllardır da yaklaşık 30 yıldan fazla süredir biz zaten o sözleşmeyi imzaladık ama yürürlüğü 93'tü. Yani demek ki 30 yıla yakın süredir Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı Türkiye'de uygulanıyor. Özellik boyutuyla. Bazı çekinceler konuldu ama o çekinceler de günümüzde anlamını yitirdi. Yani o çekinceleri biz uygulamıyoruz. Hemen aklıma gelmedi. Yani çok sayıda çekince var fakat onları biz açtık. İşte özelliğin kanunlarda yer alması ifadesi işte artık kanunda var mesela aklıma gelen örnek. Dolayısıyla Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı yerel yönetimler için son derece ideal bir belgedir. Mümkünse çekincelerin de kaldırılması icap eder. Basit bir şey. İşte yerel yönetimlerle ilgili bir karar alınırken yerel yönetimlere sorulması gerekir diyor şart. Ama biz ona çekince koymuşuz. Sormayacağız demiş. Yani daha doğrusu sormayacağız dememişiz de sormak zorunda değilim demişiz. Yani soracağım dememişiz yani. Sorma konusunda kendimizi bağlamamışız gibi. Hasılı özellik konusunda da durum bu. Yani özellikten korkmamak icap eder. Mümkünse. Vesayeti de şüphesiz zaten kabul ediyoruz. Vesayet önemli bir müessese. İdarenin bütünlüğünün sağlanması bakımından, yani çünkü şey derler, gerçi çok güzel benzetme değil ama kendi haline bırakırsan davulcuya zurnacıya kaçmasın diye belli konularda belli bir denetim mekanizmasına ihtiyaç var. İdarenin bütünlüğünün sağlanması, kamu görevlerinde birliğin sağlanması gibi. Fakat yani kötüye de kullanmaması lazım. Son soru hocam. Vatandaşlar olarak ya da hemşehriler olarak ilimizin sorunlarını biliyoruz. Herkes kendi ilinin sorunlarını biliyor. Çünkü orada yaşıyor ve karşılaşıyor. Evet. Bunlar tamam ama siz bir akademisyen olarak Afyonkarahisar'da hangi sorunları tespit ediyorsunuz? Mutlaka içlerinde vatandaşın da sorunları evet. Vardır. İzin verirseniz sorunlar şu sorunlar var diye değil de şu beklentilerimiz var desek daha isabet, daha yumuşak olur. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma,
Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından ayak. Bastığın yerleri toprak diye geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatan. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canım, cananım, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek, vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin, mabedimin göğsüne namahrem deli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.